Gece Ajansı konuk bölümüyle devam ediyor. Bugün bizlerle hayvan hakları sözcüsü Nusret Toplar beyefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Görüşmeli siz de iyisinizdir inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Rabbim daha iyi etsin. Evet. Daha iyi olmamız adına bazı adımlar atılmak isteniyor. Lakin... <laughs> ee, engellenmek istenen tarafları var. Haklı tarafları var, haksız tarafları var. Bunları sizlerle konuşacağız. Az önce de haberimizden çıktık. O haberin üzerine sizlerle biraz konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Tabii. Sahipsiz hayvanlarla ilgili yani hayvan hakları kanununun yenilenmesi mevzusuyla komisyon toplandı. Sonunda meclise geldi. Sonunda diyoruz, nihayet diyoruz. Çünkü uzun bir zaman oldu bu olay. Peki sizce bu değiştirilmek istenen yasa değiştirileceği yerler her kesime hitap ediyor mu bu yasanın olumlu tarafları ve olumsuz tarafları nedir diye size sorarak başlamak istiyorum Siz çok doğru dediniz ee, bazı hayvan sevenler ve da genelde e, Türkiye'deki vatandaşlar yepyeni bir yasa çıkıyor zannediyor hı hı. Hayır eski yasan üzerine 17 maddeli değişiklikler yapılıyor her maddede değil çoğunluğu da Evet değişiklikler yapılıyor hı hı. şimdi tabii ki biz, biz hayvan sever olarak yavrularımızın da böyle işte sıkıntılı bir hayatta yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı anda tabii ben şimdi kendim ve gerçek hayvan için içinde bunu konuşuyorum. Tabii ki insanlar da çocuklarımız da teyzelerimiz de işte o yavruların saldırının üzerine böyle sakatlanıp veyahut da ölmesini kesinlikle istemiyoruz. Bunu bir açık açık söylemek isterim. Şimdi ben maddeleri okudum 17'sini. Bazı maddeler de hoşuma gidiyor. Çünkü eskiden mesela evcil hayvanı sokağa atan işte 5000 TL. Şimdi 10 evet. kat daha büyük ceza. Hı hı. Maddeler bazıları iyi. Şimdi hayvan sevenin en çok takıldığı şey ve benim en çok takıldığı şey ötenazi. Çünkü ötenazi konusunda biz çok üzülüyoruz. Çünkü biz hiçbir canın böyle kendi karar veremiyor zaten o canlar. Kendine şey ötenazi istemiyoruz. ...böyle sahiplenemiyor ve agresif köpeklerin ötenazi olsun diye. Zaten AK Partili milletvekilinin arasında da en çok takıldığı konu ötenazi konusu. E, bu konuda da bu, bu, işte, Grup Başkan Vekili AK Partili Abdullah Güler Bey... ...bu açıklama şey demişti, Amerikan örneği var, Avrupa'nın örneği var. Ben bu konuda biraz başka türlü düşünüyorum. Hı hı. Filistin konusunda bütün dünya vicdan değersiz veren Türkiye... ...ve vicdan desteği veremeyen Amerika, Avrupa'ya biz bu konuda da örnek görmeyelim. Çünkü biz Türkiye olarak herkesten daha iyi bir çözüm bulabiliriz diye öte nazisiz uyutmasız... ...biz bunu yaparız. Zaten hayvansever olarak diyoruz. Biz bu konuda e, Cumhurbaşkanı, e, hükümete is, e, destek vermeye yüz yüz hazırız. Çalışmaya da hazırız. Sadece kavga etmeyelim birbirimize... Bir, bir şey kutuplaşma olmasın birbirimizi konuşalım hı hı. herkes için en iyi çözümü bulalım ona göre ilerleyelim hı hı, anlıyorum peki e, bu manada e, köpe eskiden bu yasanın komisyona gelmesinden hı hı. önce çok tartışmalar oldu ya hı hı. hani nihayet geldi diyoruz ya, o nihayete hı hı. kadar bir sürü tartışma oldu aslında hı hı. hep şöyle dendi bütün sokak hayvanları öldürülecek yanlışıyla, hmm. propagandası ile ilerlendi. Bunun böyle olmayacağı anlaşıldı bir kere. Bütün sokak hayvanları ötenaziye uğramayacak, öldürülmeyecek. Doğru, doğru. Yasada teklif edilen noktada ıslah edilemeyen hmm. e, ve kuduz olan, hani hmm. ıslah edilemeyen hayvanların ötenaziye hmm. uygulanması, maruz kalması söz konusu. Bu manada mesela o hayvanların ötenaziye uğraması, diğer hmm. sağlıklıların barınaklarda hmm. barınması mevzusunda, buradaki Uyuşamadığımız nokta neresi? Mesela o hayvanlar evet. ötenezeye uğrarsa aslında onlar için de yararlı ya yani yararlıdan kastım onlar da daha rahat etmeyecekler mi deriz? Şimdi bu esas sıkıntı hayvan sevenler aslında bu yeni yasa çıkmadan evvelinden bu kısırlaştırma barınakları yapılsaydı belki bugün bu durumu konuşmayacaktık evet, çok haklı. Şimdi bu konuda maalesef her parti sınıfta kaldı. Ben burada ayrım yapmam, Ay sadece bu hükümetin görevi de ama diğer partilerin o görevi yoktu diye. Bütün Türkiye'de belediyeler var, her partiden belediye var, başkanları var. Hı hı. Bu konuda maalesef o kısılaştırma konusu, barınak konusu, veyahut da bakım evleri, veyahut da ormandaki onlar alan yapın yapılsaydı bugün bunu konuşmayacaktık. Hı hı. Şimdi hayvan severin korktuğu bu. E, maddelerin arasında evet yazıyor, barınakları ve bakım geçici bakım evleri iyi seviye getireceğiz. Belediyeler bunu yapmazsa ceza yiyecekler, hapis cezası, parası, cezası var diye. Ama hayvan sever şimdi bu taraftan bakıyor. Ya şimdi kara yapılmadı. Şimdi yapılacağını nereden üstü üst bileceğiz? Çünkü şu anda bu buna benziyor. Bir tane vatandaşlar deniyor e, buradaki şu andaki inşaat olan ev e, e, bu ev sizin olacak. Ama siz şimdiden girmeniz lazım inşaatta olduğu halde. Hayvan severler, barınaklar o şekilde görüyor. Ve işte o maalesef bazı barınakta gördüğümüz işte bir köpeğe kafadan vuruldu diye hayvan severler orada değil de normal vatandaşlar orada çalıştırınca belki hayvan sever değil yavrular kötü davranacak. Benim önerim bir önerme hakkı olsa ilk önce bir sunulsun hayvan severler barınakta çok iyi seviye getiriyor diye bakım evler yapılıyor şu yapıldı onun için bir zaman ayısı mesela hükümet diyor bütün belediye size 6 ay zaman veriyoruz. Bütçenin binde beşini siz buna harcamanız gerekiyor. Üç, binde üç veya binde beş işte belediyenin büyüklüğüne göre. Yapın bunları. Biz bütün hayvan severlerini gösterelim. Hakikaten şu anda madde olarak yazan şey yapılıyor diye. Ondan sonra altı ay sonra yine bu konuyu konuşalım. O zaman belki tartışmalar daha az olur. Ama şu anda yavruları toplayıp barınak koymak şu anda barınaklar hayvan seven arasında ölüm kampı olarak tanınıyor. Çünkü şey, şiddet olmasa bile köpekle bir yiyor. Çünkü mama değil orada çalışanlar doğru düz bakmıyor. Onun yüzden benim önerim yapsınlar. Çünkü anlatmakla insanlar artık inan, inanamıyor. Görsel olarak görmek istiyor. Hı hı. bir Yapsınlar. Şimdi zaten sokak haymaları 100 de böyle sokakta Türkiye'de var. Şu 5-6 ay veyahut da barınakın bitirmesi ne kadar süresi o zamanı da biraz da ayırıp ondan sonra bu konuyu bir daha konuşalım. O zaman bakarız. ...bu benim şahsi olarak önerim. Anlıyorum. İlle toplanacaksa başka Çarz hiç yoksa. Evet. Bazı görüşlere göre de ...hatta bazı e, bu işi üzerine yoğunlaşmış kişilere göre de... şöyle yorumlar yapılmakta. Hı -hı. Bu iş yani başı boş sokak hayvanların mevzusu sadece kısırlaştırmayla şu andan itibaren çözülemez diyorlar. Yani Hı -hı. bazı o işte artık itlaf edilemeyecek olan, düzeltilemeyecek olan hayvanların öteneziye uğraması gerekmekte ki biz bu hani zamanında yapılmayan şu anda başımıza derdi oldu ya bundan sonra kontrol edilmesi çok zor diyorlar. Siz buna nasıl bakıyorsunuz peki? Şimdi bu konuda Uzman değilim de diye ben burada şimdi Osman olarak hakkım yoktur konuşma. Bir taraf bunu diyor. Öbür taraf günde bu kadar hayvan kısalaştırılırsa iki sene sonra problem çözülür diye diyor. Hı hı. Şimdi ama çok doğru bir konuya kundunuz. Belediyeler veyahut da kim olursa olsun evi devini görevini yapmadı diye radikal çözüm idam cezası yavrulara vermesi Türkiye yakışmaz. Hı hı. Biz bunu bakmamız lazım. Şimdi yavrular görevini yapmadı diye bu duruma gelmediler. Kısaltılmaz son senelerde Gerektiği kadar yapılmadı diye şimdi radikal çözüm o zaman köpekleri azaltacağız, ötenazi veya da uyutacağız. Bu bize Türkiye'mize yakışmaz. Hı hı. Cidden yakışmaz. Çünkü biz zaten tekrar ediyorum Filistin konusunda dünyaya vicdan dersi verdik. Muazzam bir şey. Ben 34 yıl Almanya'da yaşadım. Amerika kafa yapısını biliyorum. Almanya'nın kafası yap biliyorum. Herkes hala daha şu kusura bakmayın da başı boş Netanyahu'yu destekliyorlar. Biz burada son kadar Filistin dostlarımızın yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız. Biz bu konuda da dünya vicdan bile biz Bakın biz Türkiye olarak uyutmadan ötenazisiz bu şu anda sıkıntılı olan durumu çözebiliriz diye. Ona güveniyorum ben. Ben ülkemi seviyorum, inanıyorum buna, yapabiliriz diye. Evet, umarız, yapabiliriz. Peki, yani karşı tarafı eleştiriyoruz, eyvallah eleştirelim. Hani barınaklar şu an tam hazır değil, orada hayvanlar çok kötü şartlarda yaşayacak. Ama sizin dediğiniz ve hayvanseverlerin dediği noktada şey, şunu söylüyorsunuz. Ee, barınaklar yapılsın biz ya barınaklar yapılsın ve oraya gönüllüler zaten destek verecektir bir hazırlık yapılsın biz onlara zaten hayvanseverler olarak bakacağız. Ee, Tabi Peki siz bunu kendi adınıza ve çevreniz adına söyleyebiliyorsunuz tüm hayvanseverlerin bu konuda sadık olabileceğine nasıl inan, inanabiliriz yani nasıl güvenebiliriz hani orada biz zaten e, her hayvana bir e, hayvansever bakacaktır hı hı. onu sahiplenecektir. Biz orada güzelce sokakta kalmasınlar, eyvallah zaten kalmasın. Orada biz hayvan olarak onlara bakacağızdır, diyorsunuz. Peki bunun e, buna gerçekten güvenebilir miyiz? Yani sadık kalacaklar mı bu sözü söyleyenler? Bakacaklar mı? Yani sonuçta evinde bakıp da e, sokağa atan da bir sürü hayvansever sever kendine Hayvan Evet, kendilerine böyle diyorlar. Hı -hı. Biz burada nasıl karşılıklı güven sağlayabiliriz? Şimdi Türkiye'de şimdi hayvan kitlesi çok büyük. Ee, böyle hayvansever milyonlarca vardır. Hı hı. Ama sabahtan akşama boş zamanı hı. ve zar zor işe gidip kazandığı paranın belli bir kısmını kendi hayatına kısıtlarak onlara mama dağıtan, çıkan, sokak köpekle bakan belli bir kısım var. Ama her hayvansever tabii ki böyle değil. Milyonlarca hayvansever var. Hı hı. Ama büyük bir kısmı gönüllük özel zamandan ayırıyor kendi hayatına ayırıyor sadece o sokak köpekleri kedi yardım etmek için. Şimdi bu kişiler zaten özel hayatından fedakarlık ediyorlar. O konuda ben o kişilere güveniyorum. Ama birisi bir köpek sahipleri onu sonra birkaç ay sonra ya bu sıkıcı bunu dışarı atıyorum uğraşamam. Buna benim için hayvan seven değil. Hı hı. Bunlar belki sadece çocuğunu veya kızın kızını biraz memnun etmek için yapıyorlar. Onu sonra anlıyorlar. Aa, bu masraflı. Günde üç kere çıkarmam lazım uğraşamam. Ve bunlar ama kendi kapın önüne köpeği salmıyorlar. Ormana gidiyorlar. Ormanda onun yüzden işte çete köpekler oluyor. İşte o çoğu köpekler eskiden evcil hayvandı. Hı hı. Onlardan arasında doğum yapıyorlar. Daha çok köpekler oluyorlar. Mama su olamayınca onlar da bir çete olup agresif olabiliyorlar. Ama ben bunu savunmak istiyorum. Hiçbir köpek sabah uyanıp ben bugün öğlen birisini ısıracağım kafasıyla uyanmıyor. Çünkü köpeklerin genelde IQ seviyesi 20-40 arası. Bu insanlar da 2-3 yaşındaki çocuk aynı seviyede. Şimdi 2-3 yaşındaki çocuk gelip de size burasına vurursa sen bunu bilerek yaptın planlayarak değil misin? Duygusal hareket ediyor çocuk şey. Onun yüzden ben diyorum herkes de kendini gösteren hayvan sever, hayvan sever değil. Bazıları sadece bunu şov kullanıyorlar. Evet. Mesela sahipleniyor ondan sonra dışarı atıyorlar. Birisi bana derse hayvan sahiplenmek istemiyorum diye kendi kararı. Ama mış gibi yapıp da ondan sonra yavru dışarı atıp da ikinci çocuğu mutlu ediyorsun sahiplendirip e, son ömrü sonuna kadar ev buldu diye yavrumu seviniyor. onu sonra sokağa atıyorsun. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Hı hı. Hani hiçbir köpek güne ben birine saracağım diye başlamıyor dediniz ya hı hı. ve IQ seviyelerini söylediniz. 2-3 yaşındaki çocukların. Zaten bu böyle hayvanların hem de tehlike arz edip de IQ'su bu kadar düşük hmm. insan yaşında 2-3 yaşa tekabül eden hayvanların zaten kendi haline bırakılmaması lazımdır değil mi? Şimdi yerine göre şimdi hayvanlar da ortama göre hareket edebiliyor. Şimdi mesela benim ailece köpeğimiz vardı. Daha belli de ameliyedeyken köpeğimiz vardı. O şimdi o Bizden sevgi görürse, on katı sevgi geri veriyor. Onun için bazı mahallede mesela mahalle maskotu oluyor ya, hı hı. hiçbir saldırı olmaz çünkü o belli bir zamanda rahat oluyor çünkü insanlar. İnsanlar da ne görürse karşılığını verir. Hı. Veyahut da korku diye. Çünkü kötülük gören, işte ormana bırakılan köpek, on gün yemek yemiyor, doğduğunda yemek miyor. onu sonra bir insan görünce belki o anda onu iyi insan olarak değil, kötü olarak insan görebiliyor. Bu konuda tabii ki köpek öğretmenler çok çok daha bir iyi bilgi verebilir size. Hı. Ben burada şimdi köpek öğretmeniyim diye söylemek istemem. Peki. Anlıyorum. Ee, ama şöyle de bir e, ırksal e, içgüdü var ya o hayvanlarda yani köpeklerde hep bir sürü halinde olma. Mesela toplum içindeyken belki sevecen olan o köpekler çoğu kez duyuyoruz. Böyle daha tenha ve akşam saatlerine daha da hırçınlaşabiliyor ve sürü psikolojisiyle hareket etmekteler ya. Aslında hepimizin hem fikri olduğu nokta şu. Sağlıklı barınaklar inşa edilip orada devam etmelerine yaşamları değil mi? Burada en fikiriz. Ben hiçbir köpeğin hiçbir canın sokakta yaşamanı ben istemem. Çünkü bunu da hayvansever olarak da kabul etmemiz lazım. Bu mesela hayvana şiddet, hayvan cinayet, Eros vakası. Bakın oradaki o bir tane hayvan katili 6 dakikayı kedi işkenceyle evet. öldürdü. Evet. Gözlerde bu, etmemiz evet, burada bir tane İbrahim Kel olan bu öldürdü. Şimdi hayvan severler bu konuda neye kıskın? Böyle bir canavar şu anda aramızda. 5 yıl sonra otele gidip tatil yapıyor. Bu bilgiler hepimiz elimizde var. Dolaşıyor. Ee, İşler, işler yapıyor aslında kanunsuz ama o konuya girmek istemiyorum. Başka bir tanesi 10 yüzlerce 100 kedi öldürmüş halada aramıştı. Bu şahıslar bundan sonra insanı da saldırır, çocuklar da saldırır. Çok haklı. Şimdi hayvan seviyeleri bunu görünce şimdi idam cezası yok tamam ama hapise bile girmiyorsalar öbür tarafta da suçsuz sadece işte popülasyon yüksek diye e, ötenazi aynı anda idam cezası oluyor. Biz bunu anlaş, anlayış gösteremiyoruz. Burada bir sıkıntı var. Onun yüzden üzülüyoruz. İşte bizde nasıl anlaş bekleniyorsa işte o yaralanan çocuğumuz, ölen çocuğumuz o sokak köpekle saldırdı diye. Öbür diğer konuda bizim için önemli olan konularda da karşı tarafın anlaş göstermesini istiyoruz. Hı hı. Çünkü biz masumların yanındayız. Ve kendi savunmanın yanındayız. Evet. Ama beraber çözüm bulmamız lazım. Böyle kutuplaşıp da kavgayla bu çöz, problem evet, çözülmez. Evet kesinlikle. O kediye eziyet edip de evet. öldüren onun gibiler aslında toplum için çok ciddi Tabii ki. risk teşkil ediyor. Bir de şu tartışılır hangisi hayvan diye düşünmek gerekiyor. Evet. O da ayrı bir nokta ama dediğiniz gibi insana gücü yetmediği takdirde gücü yeten varlıklara bunu yapan insana gücü yettiğinde de bunu tekrarlayacaktır daha bayım şekilde. Bunları Bunu gözler görüyoruz. Söyleyeyim mi size? Şu anda İsrail ne yapıyor? Evet. Şu anda İsrail tam aynısını yapıyor. Şu anda mazlum vatandaşları bombayla yok ediyor, öldürüyor. Hı hı. Evet bunları da göz ardı etmiyoruz aslında. Bunda mesela bunların cezalarının ağırlaştırılması ki yasa bunu da içeriyor. Kesinlikle hı hı. burada hem fikiriz destekliyoruz. Evet. Lakin evet oradaki kişiler cezasız kaldı. Burada hepimiz e, hayır böyle bir şey olamaz ceza almalılar diyoruz hemfikiriz. Lakin hani şu anki yasanın getireceği ötenezi işleminde hani sağlıklı köpekle siz şunu düşünüyorsunuz galiba yani tam emin olmak için sağlıklı köpekler de düzen tam oturmadığı için e, yanlışlıkla öteneziye uğrayabilir. Evet. Kaygısını taşıyor. Hayvan severlerin o korkusu var. Veyahut da Kudus şüphesi var diye uyutulacak. Belki kudus yok şüphesi var diye. Şu anda hayvan severler işte bak. O şimdi daha yeni yasanın evet eski yasası vardı ya. Gereken bütün maddeler gerçekleşmedi diye işte kısırlaştırma olsun, başka konular olsun diye hayvan severler korkuyor. Kudüs olmayan da Kudüs vakamış gibi gösterip uyutulacaklar. İşte popülasyon işte radikal radikal işte çok köpek şu anda varmış diye. E, bu bahaneyle onlar uyutulacak diye hayvansever bu konuda korkuyor. Hı, hı. Güven sarsıldı mı? Evet. Bunu açık açık söylemem lazım hayvanseverlerin tarafından. Onun yüzden şu anda dediğim gibi işte o barınak konusunda madde olarak yazsa bile daha evvel de yazıyordu. Belediyele binde beşini harcaması lazım veya da binde üçünü hı hı. ama yapmadılar. Şimdi Sorunlu bu yeni maddeler çıktı. Niye? Daha ve başka insanların yapmadığı görev yüzünden radikal çözüm olarak hayvanları idam etmek Türkiye'mize yakışmaz. Peki. Ee, eğer ki çok sağlıklı, şeffaf ve sizin de ikna olacağınız bir bu hayvan hakları kanunu çıkarılırsa, barınaklar ve ötenazi işlemi sadece gerçekten e, hastalığı geçirilemeyen, kontrol altına alınamayan ve ölümle baş başa kalmış sağlıksız köpeklere uygulanacağına e, ikna olursanız bunu sağlıklı bir şekilde yapılacağına burada bir beis görüyor musunuz olumsuzluk? Çok zor soru çünkü kimse biz hayvan severizse onun öyle o durumda görmek isteyiz ama şimdi mesela böyle bir durum da var evcil hayvanlar hı hı. belli bir zaman işte kanser hasta olunca veteriner diyor artık bunun kurtuluşu yok hı, hı tedavile sadece süreci biraz uzatabiliriz birkaç gün birkaç hafta ama acı çekme imkanı da var böyle devam mı etsin Kurtura, kurtaralım mı yani hmm. pardon Türkçe bazen yetmiyor veya yani gayet iyi çözelim yani. mi diye o zaman tabii ki hayvan sever de şimdi yavrusunu o halde görünce e, kurtulsun artık. Ben, ben, ben onun yaşamasını daha bu acı içinde istersem egoistçe olarak davranırım. Hı. Çünkü ben onu görmek istiyorum, ölmesini e, kurtulmak istemiyorum diye kalsın azı çiçek kesin. Ama yavruyu düşünürsek tabii ki kurtulması gerekiyor. Ama işte hayvan sevme bu konuda korkusu var işte kudus bahanesiyle, e, kudus şüphesiyle. Hı. Bu Hı. konu şüpheyle çözülmez. Evet. Onun yüzden şu ötenazi şeyi kaldırsalar evet, diğer şey. konularda yavaş yavaş konuşup işte böyle barınaklar ve bakım evleri bir esas barınaklar değil de ormanda çok yerimiz var orada bir yerler yapılsa mesela şey Çorum'da ve Düzce'de belediye başkanı çok güzel işler yapıyor AK Parti çözümleri var sadece o binde beş veya binde üç bütçenin lütfen bu konuya harcansın Ötenazi konusunda AK Partiler'de karşı çıkan bayağı var. Öten aziz konusunu bir kenar atarsak peki, üzerinde konuşabiliriz. Anlıyorum, evet. peki hassasiyetinizi anlıyorum bu evet. manada. Peki bütün hayvan hakları savunucularını samimi görüyor musunuz? Nasıl tam? Yani bütün hayvan hakları savunucusu olduğunu iddia eden kişiler, mesela şu anda bu mecliste Hı. komisyonda da varlar Hı. ve bazı STK'lıların girmesini talep ettiler o komisyona Biliyor, evet. ve izin verilmedi tartışmalar çıktı ertelendi ve bu bazı STK'ların hepsini söylemiyoruz e, tenzih ediyoruz tabii ki de samimi olanları bazılarının e, şu anda mama fabrikaları dediğimiz Hı. halk arasındaki şu anki güncel tabirle mama Lobisi. lobisiyle e, arka tarafta el sıkıştıkları ve iki tarafında ceplerini yani büyük paraların girdiği belgelendi görülüyor biliniyor bu manada hayvan e, fabrikalarının lobisinin bu sektörü sadece mama olarak bakmamak lazım bunun işte hayvan giysisi başka her şeyi hayvanla ilgili olan bu e, hayvan lobisi demek istiyorum e, ben onlarla STK'ların arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz samimiyeti nerede bulacağız nasıl yakalayacağız iki tarafta hani bu tarafa soruluyor Kime ya, evet hani barınaklar gerçek manada samim ve evet. doğru şekilde yapılabilecek mi ama bu tarafta oraya diyor ki siz gerçekten samimi misiniz bu savunuculuğunuzda? Nasıl anlayacağız? Şimdi bunu hep savunuyorum. Her sektör sektörde çürük elmalar var. Ne yazık ki. Şimdi ben biliyorsunuz film yapımcısıyım. Hı hı. Dikkat köpek varım. Yapımcısıyım. Ben dernek değilim. Hayatımda bağış toplamadım. Ben para harcadım bu projeleri yapmak için. Ben şimdi size buraya gelip de o, o derneklerin içinde değilim diye... ...bu dernek iyi, bu dernek kötü, bu şunu yapayım söylemem. Ama bunu kesin söyleyebilirim. Ee, hayvan düşmanları arasında da güya so güvenli sokak dernekleri dedikleri birisi var, e bir dernekler var. Onlar aslında başka işin peşinde olduklarını biz biliyoruz ki. Hı hı. Bizim hayvan hayvan sevilen arasındaki e derneklerin de hı hı güya hayvan de olduğunu biliyoruz. Hı hı. Burada savunacak bir şey yok. Onların onlar kendi samimiyetsizliklerinde boğulacaklar diyorsunuz. Zamana gelince kesinlikle. Pek tamamdır. Ben şahsen bu cevabımıza ikna oldum teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, şöyle bir e, kurgu yapmak istiyorum size. Allah Hı -hı. kimsenin başına vermesin. Hı -hı. Allah muhafaza eylesin öyle veya daha kötü durumlardan hepimizi. Bir baba düşünün, evladı var. Evladı bir cani tarafından, bir insan tarafından Hı -hı. öldürülüyor. Hı -hı. ve bu kişi. E, öldüren kişi cezasız kalıyor. Dışarıda dolaşıyor. Bu bir insan. O baba sizce evladını öldüren o insan için sağlıklı bir şey düşünebilir mi? Düşünemez. Ama siz onu köpekleri bağlayacaksınız. Onun yüzden bütün köpekle idam cezası hak etmiyor. Hayır kesinlikle Hı. ben oraya bağlamayacağım. Hı. O insan için bile o baba, acılı baba, Hı. o insan için bile kısas isteyip ölüm arzusunda olabilirken bir köpeğin evladını öldürüp de Sonrasında hani e, bu yasada çıkarken orada derdini dile getirirken ki o saygısızlığa maruz kalmasını nasıl görüyorsunuz? Ben hayır köpeklere bağlamayacaktım. Ben oradaki Hı -hı. acılı babanın bir insanın bile o acıyla ölmesini dileyebilecek bir babanın bu komisyonda bulunurken saygısızlığa ve provokasyon yapıyorsun deyip dışlanmasına saygısızlığa uğramasına ve öyle ailelerin bir anne de vardı orada çocuğun Hı -hı. ayakkabılarını salladı. Hı -hı. Nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Dünyanın en büyük acılardan biri veyahut da en büyük acısı evlat acısıdır. Hı hı. Bir tane aslında sıraya bakarsak işte anne baba çocuktan daha evvel vefat edip bu dünyadan ayrılıp, onun için çocuk büyüğü olması lazım. Şimdi anne baba çocuklarını kaybedeceği dünyanın en büyük acısı. Ben şimdi baba değilim ama ben kendimi başka kişilerin arası, yerine koyabiliyorum. Güzel bir, hoş bir görüntü olmadı. Bunu söyleyebilirim. Hı hı. Yakışmadı. Ben ama şimdi o komisyon içinde olmadığım için burada sanki o 18 saat sürdü o halisi canlı görebildim diye söyleyemem ama olmadı çünkü orada yine de evlat şey yaşayan bir baba ve anne vardı Onun yüzden ben bunu kesinlikle savunmam ama ortamda da değildim ben şimdi burayı yalan söyleyip de 18 saat ben o şey kom komisyonu takip ettim diye diyemem hoş bir görüntü değildi. Olmaması lazım. Dediğim gibi kutuplaşma değil, birbiriyle mi bir konuşma. Ben hayvansever olarak o anne babanın acısını da anlayabilirim. Ama aynı anda hayvan sever olarak hayvan haklarını da savunabilirim. Hı -hı. Artık insanlar bu kutuplaşmaktan ve kavgalardan bıktı bana göre. Hı -hı. Dünya değil üçüncü mi? savaşı, üçüncü dünya savaşı doğru giderken artık bir, bir, bir sabah akşam sadece kötü haberlerle uyanırken bari bu konuda bir, birbirimizle konuşalım. kavgeleri konuşmayalım. Onun için zaten ben bu programlara çıkıyorum. Evet. Yani bakın bu kanala çıkıyorum. Evet. Hayvan severi bana kızıyor. Bu kanala çıkmayayım. Yani niye çıkmayayım ki? Birbirimizle konuşalım. Karşılıklı değil, kavgalı değil. Beraber çözüm bulalım. İnsanlar için, hayvanlar için en iyi çözümü bulalım. İlle bir taraf kaybetmesi ve bir taraf kazanması gerekmiyor. İki taraf da kazanabilir. Türkiye olarak zaten biz vicdanlı bir toplumuz diye çözüm buluruz. Akit TV'ye farklı bakanlar ne yazık ki hala var ama Akit TV yayınlarıyla ve tüm güncel ve objektifliğiyle yayınlarına devam edip öyle bakanları utandırmaya devam ediyor sayın seyirciler. Ben şurada şunu da sormak istiyorum. Tabii Az önce siz e, bu manada ötenazi işleminde işte hayvan e, sevenlerin hepimiz hayvansız. Bir de böyle söyleyince garip hissediyorum kendimi. Sanki hmm. diğer taraf hayvan sevmiyormuş hmm. gibi. E, yani Hayvanları daha çok sevdiğini söyleyenlerin ötenazi işlemini anlayamayacağını, bunun anlaşılması gerektiğini söylemiştiniz. Peki hmm. bu tarz acısı olan ailelerin e, bu bu tarz bu kişilere nasıl anlatacağız bu kanunu peki? Biz onları, siz onları nasıl anlayabileceksiniz? Ee, kolay, şimdi e, insanca birisi bir cinayet yaparsa ve IQ seviyesi çok düşük olursa o şahsın ona indirimle ceza veriliyor bütün dünyada. Muhtemelen de Türkiye'de öyledir. Hmm. Çünkü şey hasta olarak kabulleniyor ya Şimdi dediğim gibi köpek orada planlayarak yapmıyor. Siz şimdi o insanca o örneği gösterirse o insanca şahıs planlayarak o şahıs öldüreceğim diyor. Bana soran olsa çok ağır bir yaz olacak. O şahıs idam cezasını hak eder, insanca. Hayvanlar bunu planlayarak yapmıyor diye onlara idam cezası vermek yakışmıyor bize. Ama yo, anlıyorum yine de anne baba çok ağır bir üzüntü. Keşke olmasaydı, ben de istemiyorum. Ben iki taraf için en iyi çözümü istiyorum. Ama orada tabii ki bir tane köpe şimdi o benim şey çocuğuma saldırdı diye bu idam cezası hak ediyor diye şey duruma göre ortama bakmamız lazım dediğimiz. sağlıklı gibi. köpek idam edilsin diye bir durum Hı. yok ki. Sağlıksız zaten saldırgan iddia edilemeyen kuduz olan köpekler öldüren Hı. yani sağlıklı bir şey yokken o Hı. köpeğin öldürdüğü halde o köpek öldürülsün değil Hı. ki. Sağlıksız He ben o çocuklara saldıran köpe demek Yok o değil. Zannettim. genel ha, olarak tamam. bu kanunun hani ötenazi hı. bu sağlıksız hayvanların ötenazi hı. işlemine bu kanunun geçmemesini nasıl anlatacağız diye sormuştu muhalele. Ben zannettim o çocuklara saldıran köpek kastediyorsunuz kusura bakmayın ters anladım. Esra. Şimdi saldıran saldırgan köpek işte sahiplenemeyen köpek ama bunun için köpek eğitmenleri var. O zaman köpek eğitmenleri görev verilsin. Hı hı. E, o köpekle çalışsınlar. Belli bir zaman çalışsınlar. Mesela benim filmde oynayan köpek güya yasak ırk köpek olarak sayılıyor. Şiddet gördü, sokağa atıldı, ölmek üzereydi. Ondan sonra köpek eğitmeni onu aldı. iyi seviye getirdi. Ondan sonra arama kurtarma köpeği yaptı. Onun için böyle imkanlar var. Köpek eğitmenleri zaten görevli onu. şu hükümet veya belediye onları görev versin. O saldırgan köpekleri başka köpeklerle ve insanla anlaşamayan eğitsin. Belli bir süreç takip edelim. ...ona göre hareket ederiz. Hı hı. Ama öten ağız dediğim gibi... Ya, ...Türkiye yakışmıyor. Cidden yakışmıyor. Anladım. E, sosyal medyaya dönüp baktığımız zaman... Tamam. ...tabii ki de bizi yönlendirecek olan orası değil. Hı hı. Fakat orada işte... E, ...hayvanlar katledilecek diye bir hı hı. propaganda yapılırken... ...bir tarafta da uyutulmasını savunan bir taraf var... Hı hı. Şimdi orayı da yani iki tarafı da göz ardı etmeden ilerlemek hı. lazım. Hani uyutulmasını evet. savunanlar sizce niçin bunu savunuyor? Sadece gerçekten hayvanları sevmedikleri, iğrendikleri için mi yoksa belli başlı gerekçeleri yok mudur sizce onların da bu manada? Ee, bir sebep söylemiyorsa ve bütün sokak köpekleri toplanıp uyutulsun diyorsa bu hayvan düşmanlığı. Başka bir şey değil. Çünkü bu kolaya, çözümü kolaya kaçmak. Hı hı. Hayvan düşmanlar da var. Şimdi da korkan sons kadar saygım Çünkü herkesin kafa yapısı hayvan sevmeyi olabilir Ben seviyorum insan da seviyorum hayvanı sevmeyen korkan da anlıyorum ama hayvanlar karşı düşmanlık yapanları ve nefret edenleri anlayamam Çünkü aslında biz biliyoruz köpeklerin özelliği bu sahiplerini kendilerinden daha çok severler diye Onun yüzden orada kolay kaçmak nefret etmek bir şeyin zaten nefret etmek çok kötü bir şey kötü bir şeyi nefret edin Mesela ben Benjamin Netanyahu'dan nefret ediyorum. Bütün Türkiye haklı olarak nefret ediyor. Hı hı. Ama so sokak köpeklerin böyle sadece güya korkusunu nefret etmek, hepsi ölsün diye bu vicdanlı bir insana hayatta yakışmaz. Bana göre bu, bu bunlar vicdansız insanlar oluyor. Hı hı. Ve insanlar arasında kötü insanlar var. Dedim size işte Eros'u öldüren... Ee, onlarca yüzlerce kiri katledin. Bunlar kötü insan. Olacak. Bunlar aramızda dolaşmaması lazım. Hı hı. Buna da buna da önem vermemiz lazım. Veyahut da onları ceza artması lazım. Şu anda şu anda e, aramızda bunlar isimleri belli, yüzleri belli. Şimdi yarın bir insanca çocuğa bunu yaparsa Kim hesap verecek bunu? Çok haklısınız bu konuda. Kim hesap bunu, verecek? Bunu tartışıp eleştirebiliriz. Tabii. Pek, tabii. Evet kesinlikle haklısınız ama o uyutulsun diyen o işte şey işte ya şu an kişiler Hepsi değil. İşte Hı. ötenazi işlemi o sağlıksız, Hı. düzeltilemeyecek olan hayvanlar uygulansın diyenler Hı. de var. Kendilerine göre geçerli sebeplerle. Ben değinmeyi unuttuğum, sizin anlatmak istediğiniz bir konu, mevzu varsa lütfen buyurun. Son sözleri olarak almak isterim. Tabii ki sebe, sebe. Şimdi ben de pazartesiye gideceğim. İkinci komisyon toplantısı var. İlk 3 madde onaylandı komisyonda. Daha 4. 17. maddeye kadar var. Şimdi gördük orada hep kavgalar, hep tartışma, Kavga etmeyelim, kutuplaşmayalım. İki tarafta kazanacağı şekilde e, bir şey çözümler bulalım. İnsanlar sıkıldı artık, bıktı artık kavgalardan. Kesinlikle. Çözeceğiz bunu en iyi şekilde. Hiçbir yavruya da zarar gelmesi gerekmez. E, köpek, kedi yavrusunu, yavru onları diyoruz. Aynı anda insanca yavruları ve teyzelerimizi çözüm buluruz. Ben de zaten sosyal medyamdan bunu paylaştım. Ben seve seve ara buluculuk yaparım. Hükümet ve hayvan sevenlerin arasında. Hı hı. Bu da burada bir daha bir açık açık söylemek isterim <laughs> beni dinleyen herkes için. O konuda seve seve açıklama yaparım çünkü ben bir dernek değilim diye bir şey değilim diye hayvan severler bana sonsuz güveniyor bu beni çok çok mutlu ediyor. Hı hı. Onun yüzünden seve seve bu ara ara buluculuğu yapmaya hazırım. Evet. Buradan da seslenmek isterim. Çözeceğiz bunu ama iki tarafta kazansın. Bu çok önemli. Kesinlikle iki tarafta da kazansın. Hı hı. Ben sizin gerçekten samimiyetinize inanıyor ve Teşekkür güveniyorum. Ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kain ediyorum bu fırsat için. Ötürü. Efendim Nusret Toplar bizlerleydi. Hayvan hakları sözcüsü. Kendisinin de dediği gibi kırmadan, kırılmadan bu işin üstesinden gelmeliyiz ve kimse kimseye sen daha hayvan sevmiyorsun veya sen daha seviyorsun, daha çok seviyorsun diyemez. Hepimiz veya herkes sevmek durumunda değildir ama yaşama, hayata saygı duymamız, yaşatmamız gerektiğini de unutmamalıyız kesinlikle. Bunu dinimiz de emretmekte. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Sevgili Nusret Toplar Beyefendi'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz ve yayınımıza gelişmelerle, sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Az önce hatırlarsanız başlıklarda değinmiştik su faturalarına ne oluyor diye. İşte gelin şimdi haberimizde su faturalarına ne oluyormuş bir bakalım.